Hayırlı günler dostlar. Gündem oldukça yoğun. Yine önemli bir gelişme var. Otokar Arm 6x6, Otokar Cobra 4x4, PNSS Pars 6x6, PNSS Pars 4x4 TTZ araçları Malezya'da TTZ ihalesinde yarışıyor. Hangi Türk firması kazanacak biz de merakla bekliyoruz. İran Devrim Muhafızları Terörist Ordusu'nun Basra Körfezi'nde 220 bin litre kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu. Gemide bulunan 11 yabancı uyruklu mürettebatı tutukladığı notu düşünmüş. Rusya-Ukrayna son olaylara bakalım. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya ait Buk Hava Savunma Füze Sistemi'nin Rusya'ya ait saldırı uçakları tarafından imha edilmesinin görüntülerini yayınlıyor. Vergi cenneti olarak bilinen Cayman Adaları'ndaki bankalar Rusya ile ilişkili ve bazı kurumlara 7.3 milyar dolar değerinde yaptırım uyguluyor. Bu mal varlığı dondurulmuş durumda. Rusya adım adım doğudan ilerlemeye devam ediyor. Rusya'nın 4. tank tümeni T-80U tanklarının yanı sıra T-80BVM tankları BMP2, BTR-82A ya ve yakıt kamyonlarıyla beraber Severski Donex nehrini geçerek Ukrayna'nın işlerine doğru ilerlemeye devam ediyor. Ekipmanın videosunu görmektesiniz. Rus ordusu kuzeyden çekildikten sonra doğudaki ilerlemesini hızlandırmış durumda. Maripul'da Azovların bulunduğu binaya Rus Hava Kuvvetleri tarafından insansız hava aracı saldırısı düzenleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çok sayıda Nazi milliyetçisinin öldürüldüğü cümlesi kullanılmış. Yine Dnipro Petrox bölgesinde Rusya'ya tornado çok namlu roket atardan fırlatılan güdümlü mühimmatın fotoğrafını görmektesiniz. Ukrayna dün Rusya'ya büyük kayıp yaşatmıştı. Bir adet Orlan 30 ve yine bir adet Orion insansız hava aracının düşürüldüğünü de hatırlatalım. Bu da dünya savunma sanayi medyasında gündem oluyor. Ukrayna en yeni Rus silahlı insansız hava aracını düşürmüştü. Dolayısıyla aslında önemli bir konu. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rus petrolünü yasaklayan ve ticari ilişkileri askıya alan tasarıyı imzalamış durumda. Bu haber bu şekilde servis ediliyor. Rusya'da VDV komutanı General Andrei Serdikov'un Ukrayna'daki eylemler için paraşütçüleri ödüllendirdiği belirtiliyor. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Kazakistan'daki olaylara müdahale eden ordunun başında da yer alıyordu. Yine Sırbistan muhtemelen FK-3 yani HQ-22 orta menzilli hava savunma sistemi tedarik ediyor. Daha doğrusu bunu teslim alıyor. Yaptırımlar Rus savunma sanayisine ciddi şekilde zarar vereceğinden Çin hava savunma sistemlerinin Ukrayna savaşı sonrasında önemli bir artış göstermesi bekleniyor umarız biz de hisarları tam anlamıyla üretiriz ve Çin'den önce satmayı başarırız fakat şu an itibariyle Çin'in avantajlı olduğunu hatırlatalım. Yine dostlar Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşım yapılıyor. Açıklama şu şekilde: Rus ordusu güçlü değil. Rusya farklı ülkelerle birçok savaşa girdi ancak ordusu burada Ukrayna'da sona erebilir. Açıklaması yapılıyor. Bu fotoğrafa baktığımızda ne anlam çıkarmamız gerekiyor derseniz burada Ukrayna'nın birçok Rus sistemini ele geçirdiğini veya yok ettiğini görmekteyiz. Sistemlere bakarsak Ukrayna'nın 93. Mekanize Tugay tarafından T-80 U tankı, M-27 Uragan 9T-542 Transloader'ın yanı sıra tarif edilmiş Rus tankı ve BMP'nin ele geçirildiğini görmektesiniz. Bu şekilde değerlendirme yapabiliriz. Her iki tarafın iddialarını aktarmaya devam ediyoruz. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını sık sık aktarıyoruz. Bu sefer de Ukrayna'nın açıklamasını aktaralım. Ukrayna savaşın başlangıcı 24 Şubat'tan bugün 9 Nisan'a kadar olan son rakamları şu şekilde paylaşıyor. 19100 Rus askeri öldürüldü. 705 adet tank, zırhlı muharebe araçları 1895, topçu sistemleri 335. Çok namlu roket atar Graz sistemleri 108, uçak savarlar 55, 151 Rus savaş uçağı, 136 helikopter, motorlu taşıt 1363, donanma unsuru 7, yakıt deposu 76, Rus seyahat operasyonel taktik insansız hava araçları 112, özel ekipman 25, mobil sistemler 4 şeklinde açıklama yapılmış, şu not düşüyor, veriler güncelleniyor, hesaplama düşmanın yüksek yoğunluğu nedeniyle karmaşıktır verileri güncellemeye devam edeceğiz. İşgalciyi vurun, birlikte kazanalım paylaşımı yapıldı. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde. Savunma Bakanlığı Harki bölgesinde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri istikamcılarının çalışmalarından görüntüler yayınlıyor. Burada özellikle mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinden mühendislik birliklerinin Karki bölgesinde yerleşim yerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından döşenmiş veya patlamamış çoklu fırlatma roket sistemlerinin mühimmatlarını temizlediği belirtiliyor. Bu kapsamda görüntüleri görmektesiniz. Bulunan tüm mühimmat belirli bir bölgeye yani güvenli alana götürülerek imha edildi. Daha sonrasında ise buna ilişkin çalışmaların Rusya tarafından paylaşıldığını görmekteyiz. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Çernobil bölgesindeki yerleşim yerlerinde benzer şekilde patlayıcıları imha ettiği görüntüleri yayınlamıştı. Bulunan tüm mühimmatın belirlenen güvenli alanda imha edildiği notu düşülüyor. Yine dostlar Akdeniz'de de Amerika ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait Boeing P8A Doğu Akdeniz görevinden sonra Nas Sigona ile üstüne yan İtalya'ya geri dönüyor. Bilindiği gibi Rusya'nın nükleer Akula sınıfı denizaltısının nerede olduğu hala soru işareti olmaya devam ederken Amerikan donanması bölgede gözlem uçuşlarını arttırmış durumda. Ordumuz tarafından basın duyurusu yapılıyor. Yüksek yerlilik oranı ve gelişmiş teknoloji açık deniz karakol gemisinin üretimine başlandığına yönelik infografik paylaşılmış. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçlarını karşılamak için açık deniz karakol gemisi projesinin kritik tasarım aşaması tamamlandı. Dolayısıyla üretime geçildi. Bununla ilgili teknik özellikler tek tek aktarılmış. Diğer haberimiz Kiev'e gidiyoruz. Kiev'de patlayıcıların kullanılması sonucunda patlama seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Yine Zaporojiya bölgesinde kırmızı alarma yönelik haber paylaşılmış. Birçok bölgede bu şekilde saldırıların devam ettiği belirtiliyor. Buna ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Yine Odessa'da patlama sesi duyuldu. Yine sirenler çalıyor. Donetsk yakınındaki Makivka'dan füze fırlatıldı notu düşünmüş. Rusya'nın Amerika Büyükelçisi de Batı'nın eylemlerinin Moskova ile Washington arasında askeri bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyardığı notu paylaşılıyor. Karki bölgesinde kırmızı alan, bir bölgede Rus hava saldırısı, Çerkaska, Paltovska'da sirenler çalıyor. Ukrayna Demiryolları şirketinden açıklamalar geldi. 6 tahliye treni ve 4 tahliye treninin planlandığı belirtiliyor. İki farklı bölgeden, Pokrov bölgesinden 6, Slovyanks'tan da 4 tane. Ukrayna ordusu 7 insanda Rus Orion insansız hava aracını düşürdü. Bu haberi zaten aktarmıştık. Çok da uzatmaya gerek yok dostlar. Son haberler bu şekilde paylaşılmış. Yine Belarus'tan fırlatılan Torchgov füzesinin Çerniği bölgesinde düşürüldüğünü görmekteyiz. Karadeniz'den Rus gemileri yine füze fırlattı. Can kaybı yok. Önceki haberleri diğer videolarımızda aktarmıştık. Son durum haritası da bu şekilde. Yine ölümler var. Hemen hemen doğu bölgesinde her yer Ruslar tarafından vurulmuş. Trenlerin çaldığından bunu anlıyoruz. Mariupol'u görmektesiniz. Maripul'u hedef alan Rus deniz roketinin olduğu da not düşürmüş. Yani denizden fırlatılan roket. Hoşçakalın.